Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi Kar Topunun bebe yününü kullanacağım, şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş üç buçuk numara. Bunlarla güzel, harika bir model başlayacağız. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Kart model için şöyle küçük bir lastiğimi başladım. Bu model için ilmek sayımız 4 ve 4'ün katları. Şu şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Bakın 4, 4, 4 ve sonuna 1 ilmek ekleyeceğiz. 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmek sayısı olarak ayarlayacağız. Siz de istediğiniz lastiği yaparak modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Ben şöyle birkaç sıra haroşa ile başlıyorum modelimi. Lastik olarak haroşa kullandım. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters olarak ördüm. Daha sonraki ilmeğimi önce düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım. Bir ilmek daha düz olarak ördüm. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Buraya kadar bir modeli kurmuş olduk. Tekrarlıyorum. 3 ilmek ters. 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. 1 doladım. 1 kez daha düz ördüm. 1 ilmekten 3 ilmek çıkardım burada. Yine aynı şekilde yapıyorum. 3 ters. Ters ilmeklerimizi, 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. 1 tane düz örerken 1 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Düz ilmeğimizde Kenarda 3 ters ilmekle bitiriyorum. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde modelimi bu şekilde ayarladım. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi bakın düz olan ilmeklerimi düz ördüm. 3 ilmek düz. Şu toplu 3 olan ilmeğimi de ters olarak örüyorum tek tek yani 3 ters 3 düz 3 ters ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi düzlerimizi düz bu üçlü grup olan ilmeğimizi de ters örüyorum yani 3 ters örüyorum burada 3 düz 3 ters. 3 düzle bitirdim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2. sıra arka yüzünde 3 düz 3 ters. 3 düz 3 ters olarak devam ettim. 2. sıra arka yüzünde o şekilde yaptım. Şimdi 3. sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi yine gördüğümüz gibi örelim. 3 ters yani olduğu gibi terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örelim. 3 düz, 3 ters. sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, üçüncü sıramı da tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimizi, düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örelim. 3 düz, 3 ters olarak devam ediyorum. kenar ilmeğimi de ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üç ters ilmeğimi örüyorum önce. Kenar ilmeğinden sonra üç ters ilmek ördüm. Bu üç düz ilmeğe gelince Önce şu ortadaki ilmeğimi yani ikinci düz ilmeğimi öne alıyorum. Bakın birinci ilmeğimi arkadan aldım. Ortadaki düzümü de öne getirdim. Şöyle. Daha sonra bu üç ilmeğimi üçünü bir düz örerek topladım. Yani kestim. Birinci sırada artırma yapmıştık. Bir ilmekten üç ilmek çıkarmıştık. Beşinci sırada bunu tekrar kestim. Tek ilmeğe düşürdüm arada 3 ters ilmeğimiz. Düzlere gelince ortadaki düz ilmeğimi öne alıyorum. Şöyle bakın. Ön. Şişimin önüne taktım. Daha sonra 3 ilmeğimi de düz örerek kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Şöyle bir görüntümüz oldu. 3 ters ilmek ördüm. Ortadaki düz ilmeğimi öne aldım ve 3 üç ilmeğimi üçünü bir düz örerek kestim. 3 ters ilmek ördüm kenarda bir de kenar ilmeğimi ördüm. 6. sıra arka yüzünde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz, 3 ters olarak. Pardon, tek tersi düştük. 3 düz, 1 ters. 3 düz, 1 ters. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi devam ediyoruz. Evet, modeli bakın bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi modeli ikinci kez kurarken şu aralara koyacağız modeli. 3 ters ilmeğin ortadaki yani şu ortadaki ilmeğe burada yaptığımız işlemleri yapacağız. Onu da hemen bir başlayayım. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Modeli kaydırmak için kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek ördüm. Şimdi modeli kaydıracağım bakın. Bir ters ilmekten sonraki sıradaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Şişimizden çıkartmayalım. Bir dolayalım. Bir kez daha düz örelim. Yani bir ilmekten üç ilmek çıkartalım. Modeli araya kaydırmış oldum. Şimdi üç ters ilmek örelim. Bakın, araya 3 ters ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir kez daha düz örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. 3 ters ilmek ördüm. Modeli bu şekilde kaydırmış olduk. Bakın aralardaki boşluğa kaydırdık şu bademlerimizi. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Tekrar ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten üç ilmek çıkardım. Üç ters ilmek. Yine sıradaki ilmeğimizi düz örelim. Bir dolayalım. Bir kez daha düz örelim ve şişimizden çıkartalım. Kenarda bir ters ilmek. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bu şekilde kaydırmış olduğum modeli ikinci kez kuruyoruz. İkinci model kurulumunu birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaparak modelimizi kaydırdık. Yine modelin arka yüzünde ikinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Sıradaki şu toplu 3 ilmeğimi tek tek ters örüyorum. 3 ters ilmek. 1 düz, 3 ters şimdi 3 düz ilmek. Kenarlarda bir tane olacak. Ortalarda 3 düz ilmek olacak. 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz de kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Yine ilmeklerimi gördüğümüz gibi kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim ters. Bakın bir ters ilmeğim vardı. Ters olarak ördüm. Düzlerimi düz, terslerimizi ters örerek devam edelim. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde ilmekleri gördüğüm gibi tersi ters düzü düz olarak ördük. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı işlemleri yapıyorum. İlmeklerimizi düzümüzü düz, tersimizi ters olarak örelim. Şöyle. 3 düz. Bakın üç düzümüz vardı. Yine aynı şekilde ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimi gördüğümüz gibi yani düzü düz, tersi ters olarak örüyoruz. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Kaydırmalı altı sıra ilk modeli kurduk. İkinci modelde aralardaki boşluğa kaydırdık modeli işlem aynı. Sadece kaydırarak devam ettik. 5. sıra ön yüzündeyiz. Şimdi artırdığımız ilmekleri burada keseceğiz tekrar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda bir ters ilmeğim vardı. Onu ördüm. Sıradaki 3 ilmeğim düz. Bunun ortadaki düz ilmeğimi öne alıyorum. Bakın öndekini arkaya aldım. Şu arkadaki ilmeğimi de öne aldım. Daha sonra 3 üç ilmeğimin 3'ünü bir düz örerek kestim. Şöyle bir görüntüm olacak. 3 ters ilmek sıradaki 3 düz ilmeğin ortadaki ilmeğimi öne alıyorum şu iki ilmeği yerini değiştirdim. Daha sonra bu üç ilmeğimi de üçünü bir düz örerek topladım. 3 ters ilmek. Sıradaki iki ilmeğimi yerini değiştiriyorum. Şu ortadaki düz ilmeğimi öne almış oldum bu şekilde ve üç ilmeğimi düz örerek kestim. 3 ters ilmek 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. 3 düz ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kenarda bir ters ilmeğim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. 1. sırada artırma yapıyoruz. 5. sırada o ilmeklerimizi tekrar tek ilmeğe düşürdük. Altıncı sıra yani son sıramız arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmekleri gördüğümüz gibi bakın bir düz bir tersim var ters olarak örüyorum. Üç düz farklı bir işlem yapmıyoruz ilmekleri olduğu gibi örelim. Bir ters, üç düz. bir ters üç düz bir ters bir düz bir de kenar ilmeğimi ördüm altıncı sıra arka yüzünde bu şekilde sıramı tamamladım modelimizi bakın iki kez kurmuş olduk ikinci model kurulumunda kaydırmış olduk bakın şu aralardaki ilmeğe kaydırdık modelimiz böyle arkadaşlar İnşallah anlaşılır bir video olmuştur İpimin rengi herhalde biraz koyu oldu, tam nette görünmeyebilir. Bir de daha önce şöyle bir parça yaptım. Bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bunu beraber yaptık. Bunu şöyle iki sıra haroşa üzerine yaptım, lastik olarak şöyle az bir haroşa yaptım üzerine modeli beraber kurduk. Bunda da hazır lastik kullandım. Yani tekstil tipi lastik de deniyor. Kanalımda var arkadaşlar, oradan bakabilirsiniz. Şöyle bir ters bir düz farklı yapımı var. Bu lastiği kullandım. Modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde. Bakın gayet güzel. Şöyle kabarık kabarık görünen bir model. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü olacak. Şöyle göstereyim. Evet. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde gayet uygun ve yapımı da oldukça kolay bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şöyle göstereyim ışıkta. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.